Hastane direktörü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 2 aydır da aynı zamanda ekranda gördüğünüz kurumun pazarlama ve kurumsal iletişim direktörlüğünü aynı zamanda hem İstanbul'da hem Adana'da. Günleri biraz bölündü. 3 gün, 4 gün İstanbul'da, diğer günler Adana'da. Çok farklı bir deneyim oluyor tabii ki. Belli bir şehre sıkışık kalmadan Türkiye'yi ve dünyayı takip ederek kurumunuza katkı sağlamanız, sektörünüze katkı sağlamanız çok anlamlı oluyor. Ben 3 tane master yaptım. Böyle biraz tesadüfler oldu. Çünkü master'ın birinden atıldım. Tezi yazamadım, dersleri verdim. Baktım ikincisine başladığımda birincisinin affı çıktı. Biraz dedim kolayına kaçayım. Derken Orta Doğu Amma İdaresi'ni bilen arkadaşlar vardır. Yoksa da kamuya başladıklarında mutlaka gündemlerini alsınlar diyorum. Orta Doğu Amma İdaresi'nde kamu yöneticiliği master programı, İstanbul Üniversitesi'nde Avrupa Birliği uzmanlığı ve hastane yöneticiliği masterları yaptım. İnşallah bir gün doktora nasip olacak. En son Çağ Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Ama bu sefer İstanbul'daki görev çıkınca derslere gidemedik, kaldı. Ben kendi adıma genç arkadaşlara şunu önereceğim. Soru cevapta da mutlaka gelecektir. Bir sektör ayrımı yapmayın. Kamuda mı olsun, özelde mi olsun? Bence en önce yapacağınız tek şey kendinize hedef belirlemek. Bu hedefi belirlemediyseniz sürekli rüzgar sizi bir yerlerden alıp götürüyor. Peki hedefi nasıl belirleyeceksiniz? Benim önerim şu, nasıl ki üniversitede bölüm seçtiniz, o bölümü okuyabileceğiniz bir üniversite seçtiniz, 2 şey yapın, lütfen mezun da olmadan yapın. Çünkü benim de kızım işletme okuyor 3. sınıfta. Ben de ona koçluk yapmaya çalışıyorum. Babalık yaptığınız zaman sizi reddediyor, hemen kafa tutuyor. Babaların sözü pek dinlenmiyor ama koçluk yapmaya kalktığınız zaman en azından aynı faydada buluşup biraz daha dinlemeye başlıyor. Hatta rektör beye söyledim, kariyer hedefini de rektör olmaya koydu. Üniversite işletmeciliği kariyeri yapmaya karar verdi. Benim de biraz telkinlerim mutlaka etkili olmuştur diye düşünüyorum. Ama hastaneciliği yapmamaya kesin karar verdi. Hastanecilikte de master yaptı, staj yaptı. Baba dedi bu iş bana göre değil. Çünkü 7 gün 24 saat çalışıyorsunuz. Özel bir hayatınız kalmıyor. Hekim arkadaşlarınız çok daha iyi bilirler. O yüzden mutlaka hedefinizi belirleyin. 2 şey yapın. Bir tanesi kendinize bir uzmanlık alanı seçin. Ne yapmak istiyorsanız. İkincisi de sektör seçin. Yani uzmanlık alanınızı, o sektörünüzü yaşama geçireceğiniz bir kurum. Bu devlet de olabilir. Zamanla devletten özele geçersiniz. Özel olur. Artık devlet memurları yasasla değişiyor. Özelden devlete geçmek de çok kolay olacak. İlk uygulamasını İl Sağlık Müdürümüz burada Hastane Birlikleri Yasası'yla Sağlık Bakanlığı devreye geçiriyor. Artık özelden de Sağlık Bakanlığı'nda hastane yöneticisi olmanın yolu açıldı, bir rekabet oluştu. Ben çok fazla uzatmadan soru cevap kısmını bırakarak 2 bölümde ben sunum yapacağım. Bir tanesi genel bir bakış açısı ve çok da slide hazırlamadım. En kritik dinamikleri paylaşmaya çalıştım. Dekanımızla bir takım ipuçlarını bir yerde ben de aynı mesajlarla girmek istiyorum. Daha sonra da grubun genel bir tanıtımını yaparak İnşallah mezuniyetten sonra sizleri de aramızda görme imkanımız olur. Şimdi sağlık sektörü deyince temel 4 tane bileşenden bahsedebiliriz. Bir tanesi hizmet sunucu dediğimiz hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, bu üniversitelerin olabilir, Sağlık Bakanlığı olabilir ya da özel kurumların, vakıfların. Sonuçta büyük bölümü hizmet sunuculardan oluşuyor. İstihdamın çok önemli bölümü hizmet sunucularda. Ve işin en zor tarafı da burada. Aslında bir anlamda bakarsanız sağlık sektörünün sahnesi burası. Sahneyi burası dizayn ediyor. Onun arkasında çalışan sektörler var. İlaç sektörü Türkiye'de önemli bir sektör. Dünyayla da entegre olmuş ve ihracat kapasitesi oldukça önemli bir düzeyde olan bir sektör. Ve birçok regülasyonla baş başa. Tıbbi cihaz ve malzeme sektörü büyük bölümü ithalata dayalı. Üretimin az olduğu ama son Sağlık Bakanlığımızın çıkardığı teşkilat yasasında artık ödemeler dengesinin de sorunları nedeniyle Türkiye'de üretimi teşvik ettiği ve artık devletin bizzat yatırımcı olarak ya da yatırımın yanında sermaye koyarak sektöre destek olacağı bir uygulama. İthalat bağımlılığı çok yüksek cihaz malzeme sektöründe ve kar marjları çok yüksek. Çünkü rekabet az, bu alanda çok sayıdaki firma kendi aralarında bir şekilde uzlaşı sağlayarak fiyatı yüksek tutuyorlar.
Bir diğeri de bütün bu sisteme para sağlayan finansman kurumları. Şu anda Türkiye'nin en büyük finansman kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu. 1 Ocak 2012 itibariyle yeşil kartlarda ayrı bir yasaya tabi olmaktan çıkacaklar. Sosyal güvenlik yasasına tabi olarak aynı haklardan yararlanmaya başlayacaklar. Bir de özel sigortalar var. Sayıları çok az, %1'e yakın, Türkiye nüfusunun %1'ine yakın bir alanı ifade ediyor. Ama yakında bir takım gelişmeleri bekliyoruz. Hükümet orta vadeli programa yazdı. Tamamlayıcı sağlık sigortası dediğimiz bir yapıya geçmek istiyor. Nedeni şu, piyasada her türlü otomobil var, her türlü araç gereç var. İnsanları aynı standartta buluşturma şansımız yok. İnsanlar daha farklı otelcilik hizmeti isteyebilir, farklı bir malzeme kullanılmasını, farklı bir ilaç kullanılmasını isteyebilir. Bütün ilaçları, bütün malzemeleri, bütün otelcilik hizmetinin sunumunu kapsama dahil ederseniz buna hiçbir hükümetin parası yetmez, hiçbir ülke buna güç yetiremez. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir ortalama şey sunuyorsunuz, paket sunuyorsunuz. Onun üzerinde ek hak elde etmek isteyenler bunun için bir tamamlayıcı sigortayla kendi haklarını genişletiyorlar. Bu bireysel emeklilikte var. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye bireysel emeklilikte kamu sistemine eklemlenmiş olarak bir tamamlayıcı nitelikte bireysel emekliliği yaşıyor. Bunun bir örneğini de önümüzdeki 3 yıllık dönemde sağlıkta göreceğinizi tahmin ediyorum. Dekan Bey bahsetti, dünyadaki en büyük değişim aslında ve bütün dinamiklerin altında yatan nüfus, demografik değişim. Yani Avrupa'yı konuşuyoruz, Avrupa krizini konuşuyoruz ama 20 yıl önce de bunlar öngörülebiliyordu. Avrupa giderek yaşlanıyor. Yaşlılık ne demek? Gider artıyor, gelir azalıyor. Sonuçta bakarsanız nesiller arası bir dayanışma var dünyada. Yani genç nüfus, orta yaştaki nüfus çalışıyor, üretiyor. Bunu yaşlı nüfus tüketiyor. Şimdi nüfusun dengesi tersine dönmeye başladığı zaman, çalışan, gelir yaratan nüfus azalıp yaşlılık arttığı zaman işte krizin belirtileri başlıyor. Avrupa'nın yaşadığı krizde en büyük nedeni bu. Ve bütün dünya aslında bütün yatırımcı kuruluşlar güvenini doğuya dönmüş durumda. Türkiye'deki dinamizmin, Türkiye'deki büyümenin altında yatan en önemli neden hem Türkiye'nin demografik yapısı hem de çevre ülkelere olan entegrasyonu nedeniyle büyük bir çekim merkezi haline geldi. Biz Acıbadem olarak da belki kamuoyunda, gazetelerde görmüş olabilirsiniz. Endonezya'da bir ortakla dünyanın ikinci büyük sağlık şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Bu anlamda Batı'yı bir yönde değerlendirmek lazım. Batı'nın know-how'u çok iyi, sistemi çok iyi ama sistemin uzun erimli yaşaması için dışa açılması lazım. Ama milliyetçilik nedeniyle dışa kapatıyor kendini. Bir Kanada'ya baktığınız zaman, bir Avustralya'ya, bir Amerika'ya baktığınız zaman sürekli dış nüfusu kendi isteyerek tetikliyor ve kendine çekmeye çalışıyor nitelikli nüfusu. Ama Batı kendini bu anlamda kapattı. Standartları eşitlemek için yaptığı bir takım regülasyonlarla en büyük mali giderine dönüştü ve onun kıskacında şu anda. O nedenle Türkiye için de, dünya için de nüfus en önemli belirleyicilerden birisi. Sağlıkta da hükümetlerin kabusu aslında. Çünkü sağlık sektörü giderek pahalılaşıyor. Teknoloji geliştikçe yeni teknolojiler, yeni tedavi yöntemleri, insanların ömrü uzuyor. Tedavinin maliyetleri artıyor. Bu da beraberinde aynı düzeyde geliri artırmadığı için. Gelir nedir? Vergidir, primdir. Siz geliriniz arttıkça, harcamanız arttıkça beraberinde vergi ve primlerinizi artırmanız lazım. Bunu yapamıyorlar siyaseten. O yüzden sürekli maliyet baskısıyla çalışmak zorunda kalıyor sektör. İnsan ömrünün uzuyor olması, yaşlanmayla birlikte sağlık sektöründe temel belirleyicilerinden. Evet, sağlık yatırımcılar açısından baktığınız zaman yaşlı nüfus daha çok hasta, daha çok gelir demek. Ama bu finansman sistemiyle desteklenmezse, beslenmezse bunun yaşama şansı yok. O yüzden bu iki dengeyi birbiriyle ilişkilendirmek çok önemli bir parametre olarak önümüze gelecek. Türkiye'de şu anda ortalama yaş 75. Bu 75 yaş aslında doğuştan sonra, yani bunu biraz ileriye götürdüğünüz zaman 5 sene 5 yaşından, 10 yaşından ya da 18 yaşından sonraya götürdüğünüz zaman bu 80'lere geliyor. Bu ne demek? Sosyal güvenlik açısından, sağlık açısından çok daha büyük harcama demek. Geliri olmaksızın harcamalık demek. Çünkü emekli olduktan sonra sağlık primi ödemiyorsunuz.
O yüzden bu trend hepimizi dikkatle gelecek projeksiyonlarında içinde tutması gereken bir şey. Biraz altına baktığımız zaman da 65 yaşın üstündeki nüfus giderek artıyor. Türkiye'nin bir fırsat penceresi var. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir takım sivil toplum kuruluşları da bunu çok daha öne çıkardı. Hükümetin de projeksiyonlarında çok belirgin. 30 yıl dönemde Türkiye genç nüfusun nimetlerinden faydalanacak. O yüzden Türkiye'ye yatırım çok artıyor. Ama 30 yıl sonra Türkiye hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Yani Japonya'nın 70 yılda geldiği noktaya Türkiye 30 yılda gelecek. O yüzden Başbakanımızın biraz da esprili bir şekilde çocuk sayısını 3'e telkin etmesinin altında bu yatıyor. Türkiye 2.1'lerde nüfus artış hızı açısından eğer böyle giderse 30 yıl sonra büyük bir yaşlılık krizine birden düşecek hızlı bir şekilde. Aslında sosyal güvenlik reformunun altında yatan neden de buydu. Türkiye'nin kredi faizlerini, reel faiz dediğimiz şeyden nominal faizden enflasyon düştükten sonra geriye kalan reel faiz var. Türkiye'nin reel faizini yükseltemeyen neden sosyal güvenlik açığıydı. Çünkü sosyal güvenlikte siz bir düzenleme yaptığınız zaman bu gelecek 30 yılı, 50 yılı ilişkilendiriyor. Yaşla ilgili, prim oranlarıyla ilgili. Türkiye'nin projeksiyonunda eğer sosyal güvenlik reformu yapılmasaydı, Türkiye'nin 2025-2030'larda bütün gayri safi milli hasılasını emekliliğe ödeseniz bile yetmiyordu. O yüzden çok ince bir ayarla, yaşı kademeli bir şekilde artırarak ve diğer düzenlemelerle krizin etkisi azaltılmaya çalışıldı. Bu yönüyle sağlıkla bunun bir yansıması gelecek dönemde, 30 yıllık dönemde hızlı yaşlanma bizim en önemli sorunlarımızdan birisi olacak. Bir diğer kritik gelişme, bulaşıcı hastalıklar dünyadaki gelişmeyle birlikte çok hızlı azaldı. Ama kronik hastalıklar çok hızlı artıyor. Ve harcamaların yaklaşık %60'a yakını kronik hastalıklara gitmeye başlıyor. Ve bu alandaki teknolojiler, tedavi yöntemleri de çok pahalı. Bu nedenle evet toplumsal bir sağlık bulaşıcı hastalıktan korunuyoruz ama kronik hastalıkların pençesi altına düşüyoruz. Bu da ekonomik açıdan ciddi izlenmesi gereken, yönetilmesi gereken konulardan birisi. Aile hekimliğinin Türkiye'de çok geç başladı. Yani 1950'li 60'lı yıllarda dünyanın gündeminde olan ve uygulamaya geçen sağlık aile hekimliğini biz 2005'lerde Türkiye'de geçirebildik. İşte geçen yıl hatta bu yıl içinde Türkiye'de pilot uygulamadan çıktı ve kalıcı bir uygulamaya geçti. Çünkü sonuçta siz eğer yatırım dönemi olan, hani bireye yatırım dönemi olan 18 yaşına kadar bireyin sağlığını yönetemezseniz bunlar bir süre sonra kalıcı kronik hastalıklara dönüşüyor. Önemli bir şey, kanser baktığımız zaman dünyanın önemli bir sorunu, Türkiye'ye yansıyan bir yapısı var. Ve Türkiye'deki ilaç harcamalarının en önemli kalemlerinden birisi kanser. Ve gerçekten ekonomik olarak da, toplumsal olarak da, birey olarak da çok büyük bir soruna neden oluyor. Hükümetin burada ilaç politikalarını bilmiyorum yakından izleyenler var mı? Sürekli ilaç sektöründe fiyat indirme sürecine girdi. 2004'te başlattığı süreçte neredeyse şu anda dünyanın en ucuz ilacını alan bir ülke haline geldik. Ama buna rağmen hala harcamalardaki artışı sınırlandırabilmiş değil. Bu nedenle ilaçla ilgili baskı devam ediyor. Şimdi bunun istatistiğe yansımasına baktığımız zaman son 10 yıldaki Türkiye'deki sağlık politikalarının sonucuna Türkiye'deki sağlık hizmetine erişim çok arttı, kullanım çok arttı. 1994'lü yıllarda toplamda 2'ye yakın olan hekime başvuru oranı şu anda 8'lere yaklaşmış durumda. Bu dünya ortalamasına yaklaştı. Bu istendik bir durum. Yani vatandaşın hekime ulaşıyor olması, tedaviye ulaşıyor olması istendik bir durum. Fakat bunun getirdiği harcama artışını karşılamak ve bunu finanse etmek Bekan Bey de söyledi. Yaklaşık Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %7'si sağlık harcaması. Bunu gayri safi milli hasılamız 1 trilyon 105 milyar dolar. Hesapladığımızda yaklaşık 70 milyar, 71 milyar dolarlık bir, 70 milyar TL'lik bir sağlık harcaması var toplamda. Bunun 20 milyar TL'sini sağlığa özele ayırdığınız zaman 50 milyarlık bir kamu harcaması var.
ve bu harcama trendi artma